Bugün uzun zaman sonra ilk defa kadın grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında bu toplantıya sevgili eş genel başkanımızın, sevgili Figen Yüksekdağ'ın hitap etmesi gerekiyordu. Ancak bildiğiniz gibi haksız, hukuka aykırı bir biçimde eş genel başkanımızın vekilliği düşürüldü. Ama onu seçen halk asla o vekilliği düşürmeyecek. Bunu da hepimiz biliyoruz. Bugün 28 Şubat ve bir başka hukuksuzluğun, özellikle kadınlara yaşatılan bir darbenin yıl dönümü. Ancak bu darbeyi yaşayanların bazıları bugün başkalarına aynı haksızlıkları yaşatıyorlar. Bizler yıllarca emeğimiz bizim, bedenimiz bizim, kimliğimiz bizim, kadınlar dayanışmaya sözlerine aykıranlar, nasıl o günlerde dayanışma içerisinde olduysak bugün de asla bir kişi eksilmeyeceğiz diyoruz ve bütün kadınlara ellerimizi birbirine kenetleme ve hayırlarımızı yükseltme çağrısı yapıyoruz. Evet, bugün ne mutlu ki birçok kadın kurumu ve feminist grup bizlerle. İstanbul, Eskişehir ve Konya il ilçe yöneticileri ve üyelerine, HDK es sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDK'li yoldaşlarımıza, KESK eş genel başkanı Şaziye Köse ve KESK yöneticilerine, SYKP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ve SYKP, MYK ve parti meclisi üyelerine, DİSK ve üyesi sendikalardan arkadaşlarımıza, Eğitimsel, Tümbelsen, BES, SES, Türk Tabipler Birliği'nden dostlarımıza, Mezopotamya Hukukçular Derneği'nden kadın avukatlara, Ankara Feminist Kolektife, Kadınlarla Dayanışma Vakfı'na, Ankara Katı Atık İşçisi Kadınlara, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na, Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden kadın avukatlara, KHK'larla hukuksuz bir şekilde ihraç edilen akademisyenler Özlem Albayrak, Bahar Şimşek ve Işıl Ünal'a, ihraç edilen öğretmenlere, DTK'dan Leyla Güven'e, partimiz bileşenleri ESP, SYKP, SODAP, DBP, HDK yöneticilerine, HDK kadın meclislerine, HDP kadın koordinasyonuna, kadın özgürlük meclisine, barış için kadın girişimine, Tevgera Jinan Azad'a, cumartesi annelerine, barış annelerine, 28 Şubat postmodern darbe olarak da adlandırılan 28 Şubat sürecinin mağduru değil, aslında direnenleri olan kadınlara, Demokratik İslam Kongresi'nden kadın dostlarımıza, Yeni Demokrat Kadın'a, Halk Evci Kadınlara, Sosyalist Kadın Meclislerine, Ankara Kadın Platformu'na, erkekler ne düşünür diye düşünmeden yazan, çalışan dünyanın ilk kadın haber ajanslarından biri olan ve yine KHK ile kapatılan Jinha'nın mirasını devralan gazete Şujin Ajansı'ndan kadın arkadaşlarımıza, yine KHK'larla kapatılan kadın derneklerinin temsilcilerine, grup toplantımıza katılımlarından dolayı binlerce teşekkür ediyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi kısa bir sinevizyon gösterimiz olacak. Onu izledikten sonra devam edeceğiz. Nerede? Nerede?
Sevgili kadınlar, değerli yoldaşlar, bir kez daha sizlerle birlikte olmanın umudunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Dayık nohum her hatın. Sevgili kadınlar, aslında bugün bu kürsüde sizlere seslenmesi gereken kişi eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'dı. Ama 4 Kasım darbesiyle kadınların sesinden, sözünden korkanlar rehin alma politikalarını sürdürerek eş başkanımız şu an Kandıra cezaevinde. Ama bizler kadınlar olarak onların sesini, sözünü elbette 4 duvar arasında da olsa sizlere taşımayı görev biliyoruz. Onun için de bir kez daha burada direnen kadınlar şahsında eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ, Sabaha Tünceli, kadın sözcülerimiz Besime Konca, Ayla Akat Atayı, grup başkan vekilimiz Çağlar Demireli, milletvekillerimiz Meral Danış Beştaş, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülseren Yıldırım. Yine belediye eş başkanlarımız şahsında Gülten Kışanağı, direnen, mücadele eden, tutsak edilen tüm kadınlara bir kez daha buradan selam olsun. Değerli kadınlar, sizler de biliyorsunuz ki uzun bir dönemdir partimize yönelik bir tasfiye konsepti devrede. Bu konseptin bir parçası 21 Şubat'ta devreye konuldu.
Kapalı kapılar ardında, kirli ittifaklar sonucunda eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın vekilliği düşürüldü. İşin trajik yanı nedir biliyor musunuz? Erdoğan'a siyaset yolunu açan yasa ile eş genel başkanımız meclisin dışına itildi. Sizler de biliyorsunuz ki aslında barıştan, demokrasiden yana, kadın mücadelesinden yana olan siyasetimiz tasfiye edilmek isteniyor. İnsanlar diri diri yakılabilir diyenler şehirlerin göbeğinde paneller düzenlerken Figen Yüksekdağ'ın eş genel başkanımızın posterleri parti binalarımızdan, düzenlediğimiz etkinliklerden indirilmeye çalışılıyor. Figen Yüksekdağ şahsında aslında bu tahammülsüzlük kadın mücadelesine, kadınların özgürlük perspektifine yönelik düşmanca bir tavır olduğunu bizler biliyoruz. Figen Yüksekdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. büyük partisinin eş genel başkanıdır. Aynı zamanda mecliste olan tek kadın eş genel başkandır. Bu saldırı ile aslında Yüksekdağ şahsında halkların, kadınların umudu tasfiye edilmek isteniyor, siyaset dışına itilmek isteniyor. Ama muktedirler, iktidar sahipleri şunu bilmelidirler ki halk Figen Yüksekdağları kendi iradesi olarak seçerken sizden icazet almadı, almayacaktır da. Sizin kararlarınızla da bu vekillik düşmeyecektir, bu temsiliyet düşmeyecektir. Figen Yüksekdağ halklarımızın, kadınlarımızın onurudur, vekilidir, temsilcisidir. Elbette bu iktidarın 14 yıllık siyasetinin en temel özelliklerinden bir tanesi de manipüle ederek gerçeği ters yüz etme becerisidir. Sanırsam 14 yıl içerisinde gösterdiği tek beceri de budur. Bakın çarşaf çarşaf gazetelerde, aslında onlara gazetede demek istemiyorum, yandaş basında vekillerimize, eş başkanlarımıza, partimize ve yöneticilerimize dair aslında itiraflar yayınlanıyor. Bakın o iddianamelerde yargılanan şey barışın kendisidir. Kadın özgürlük mücadelesinin kendisidir. Yargılanan bizim AKP'ye karşı geliştirdiğimiz muhalefetin kendisidir. Bu yargılanıyor ve bizler de bunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ama şunu da bilsinler ki evlerde, sokaklarda, serhıldanlarda çoğalan kadınların tekçilin hükümranlığına boyun eğmesi bekleniyor. Biz asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Eş başkanlık sistemiyle siyaseti dönüştüren kadınlar tek başkanlığı kabul etmeyecektir. Bunu da böyle bilsinler. Sevgili kadınlar, aslında bugün grup toplantımızı iki önemli tarihsel döneme denk geliyor. 28 Şubatlar kadınlar halklar açısından açıkçası çokça tartışılması, üzerinde konuşulması gereken önemli iki gün. Bugün 28 Şubat darbesinin ayrıca yıl dönümü. O dönemin vesayetçileri önce kadınları hedef aldılar. Binlerce kadın inancından, yaşam tarzından dolayı mağdur edildi. Sırf başörtülü oldukları için işlerinden atılan, emeklerine el konulan, toplumsal, kamusal yaşamın dışına itilen, üniversitelerde şiddet gören kadın gerçekliği açığa çıktı. Ama bu darbeci zihniyete karşı elbette kadınlar sessiz kalmadı. Kadınlar gücünü, direnişini, mücadelesini birleştirerek
28 Şubat zihniyetini aslında tarihin çöp sepetine attı. Ama gelin görün ki AKP siyasi çıkarları için 28 Şubat'ta kadınlara bu kadar eziyeti reva gören zihniyetle, bu zihniyeti temsil eden odaklarla bugün bir ittifak halinde. Ve bu ittifak ilk önce kadınları hedef almakta, kadınlara saldırmaktadır. 28 Şubat'ta Merve Kavakçı'yı meclis kürsüsüne çıkarmayan zihniyet ile Figen Yüksekdağ'ın vekilliğini sessiz sedasız bir kumpasla mecliste düşüren zihniyet aynı zihniyettir. Biz kadınlar bu zihniyeti iyi tanıyoruz. Onun içinde yaşamın her alanında farklılıklarımızla, ister başörtülü olalım ister olmayalım, farklı inançlardan olan kadınlarla biz bir kez daha dayanışarak, yan yana durarak bu 28 Şubat zihniyetini, darbeci zihniyetini de bir kez daha tarihin çöp sepetine göndereceğiz ve bizler mutlaka kazanacağız. Sevgili kadınlar, evet bugün bir 28 Şubat daha. 28 Şubat 2015 aslında Türkiye tarihinde halklar açısından, kadınlar açısından çok farklı bir dönemi ifade ediyor. Bu dönem barış umudunun geliştiği, biliyorsunuz Dolmabahçe mutakabatının da konuşulduğu günün adıdır. Sayın Öcalan'ın da çok büyük emeği ve katkısıyla aslında bu sürece kadınların da dahiliyeti olmuştu. Kadınlar da bu süreçte önemli bir rol ve misyon edinmişti. Ama gelin görün ki Kürt sorununu çatışmacı, savaş zihniyetinin dışında başka bir çözüm önermeyenler bu mutakabatı da bir şekilde görmezden geldi ve masayı devirdi. Biliyorsunuz ki AKP mutabakat yerine savaş ittifaklarını, diyalog yerine çözümsüzlüğü, yasa yerine kanun hükmünde kararnameleri seçmiş. Bugün Dolmabahçe mutabakatında 10 maddede altı çizilen demokratik bir anayasa yapımını konuşuyor olabilirdik eğer masa devrilmemiş olsaydı. Örneğin 53 yıllık savaşın ardında uzlaşma zemini yaratmış olan Kolombiya'da bu süreç kadınların öncülüğünde belli bir noktaya getirildi. Kolombiya'da süreç devam ederken kadın örgütlerinin mücadeleleriyle savaşta cinsel suçlara dair bir yasa 2014 yılında meclisten geçti. Kadın örgütlerinin sözü müzakere masasına taşıyan bir toplumsal cinsiyet alt komisyonu kuruldu. Bütün bunları bizler, kadınlar da elbette başarabilirdik. Bugün burada aslında bunun zaferini, mutluluğunu konuşuyor olabilirdik. Ama maalesef savaşta ısrar edenler, savaş politikasından ısrar edenler, kadınları bırakın bu zeminde bu mücadele yürütme fırsatını, bu topraklarda bunu ifade eden, bunun öncülüğünü eden kadınlar katledildi, tutuklandı, gözaltına alındı ve işlerine son verildi. Biliyorsunuz ki iktidar siyasi çıkarları uğruna ülkeyi çözüm ve barış rüzgarına estiği bu atmosferden ablukaya alınan kentler gerçekliğine, darbe girişimine, darbe girişiminden o hale, o halden de tek adam rejim dayatmalarına kadar getirdi. Biz kadınlar bu anlayışa elbette ki teslim olmadık. Bugün de olmayacağız. Yarın da olmamaya için mücadelemizi yükselteceğiz ve elbette ki mutlaka kazanacağız. Bu savaş politikalarının sürdüğü o hal sürecini hep birlikte kadınlar ve halklar olarak yaşıyoruz. O hal uygulamalarında en fazla etkilenenin, bedel ödeyenin kadınlar olduğunu bizler biliyoruz.
Öyle ki şehirler, sokaklar, hatta evlerin içinde bile militarist, cinsiyetçi, eril bir atmosfer hakim kılınmaya çalıştı. Biz bu uygulamalara yabancı değiliz. Bu uygulamaları yakından tanıyoruz. Çünkü Türkiye tarihi eşitlik, demokrasi ve barışın tesis edilmediği için aynı zamanda darbeler, o haller, sıkı yönetimler tarihidir. Biz kadınlar, Kürtler, halklar, emekçiler bu süreçlerin tanığıyız, mağduruyuz ve biz bu süreçten neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Bugün ben bu kürsüde konuşurken ve sizler burada dinlerken bile bu ahal koşullarının yaşatılmaya çalışıldığı bir köy var. Mardin'in Nusaybin'e bağlı Hrebe Bave köyü. Günlerdir o köyde neler oluyor, neler bitiyor bizler biliyoruz. Evet, birileri bunu inkar edebilir, birileri buna sağır ve dilsiz olabilir ama biz kadınlar Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de nasıl neler olduğunu bildiğimiz için bugün Hrebe Bava'da da bunların tekrarının yaşandığını çok iyi biliyoruz. Orada şimdi köyler abluk altında. Sadece köylüler değil, orada yaşayan bütün canlılar bu şiddetten nasibini alıyor. Kadınlar, çocuklar bir şekilde bu şiddetin, bu baskının sonuçlarını yaşıyor. Evler karargaha dönüştürülmüş durumda. İletişim araçları kesilmiş. Ve günlerdir bizler o köylerden sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Sadece medyaya yansıyan şiddete uğramış, işkenceye uğramış köylülerin, kadınların fotoğraflarını görüyoruz. Ama maalesef öyle bir ülkedeyiz ki bize çıkıp bu fotoğrafların hesabını vermesi gereken İçişleri Bakanı dalga geçercesine bu işkenceyi sahipleniyor. Bizler de, kadınlar da mücadelemizle elbette ki bu OHAL uygulamalarına, bu yıkım politikalarına mücadelemizle dur diyeceğiz. Bunu da bir kez daha burada sizlerin huzurunda deklare ediyoruz ki biz bu politikaya teslim olmayacağız. Ve bunu savunan, işkenceyi açık açık göstere göstere izlememizi isteyen siyasi aklında bir gün bunun hesabını kadınlara, halklara, hukuka vereceğini de söylemek istiyorum. Siyasi iktidar darbe girişimini fırsata çevirerek kadınların kazanımlarına el koyuyor. 35 tane DBP'li belediye eş başkanımız şu an tutuklu. Bu kadın belediye eş başkanlarımız sadece belediye hizmetini yürütmekle sorumlu değillerdi. En fazla yürüttükleri siyaset açıkçası erkek egemen sisteme karşı, cinsiyetçi politikalara karşı verdikleri kadın özgürlük mücadelesiydi ve mevcut iktidar en fazla da bunu kendisine karşı tehdit olarak gördüğünü bizler biliyoruz. Belediye bağlı, yani bizim özgür belediyecilik olarak tarif ettiğimiz belediyelere bir gece yarısı kayyumlar atandı. Kayyumların ilk yaptığı iş neydi biliyor musunuz? İlk önce kadın kurumlarına, kadın çalışmalarına, kadın kazanımlarına yöneldi. İlk işten çıkardığı kadınlar oldu. Danışmanlık merkezinde çalışanları temizlik işlerine verdi. Ya da en son Van'da kayyumun kadın şoför olmaz diyerek kadın şoförleri işten çıkarması örneğinde olduğu gibi cinsiyetçi klişelerle bu siyaset kayyumlar eliyle gittikçe güçlendiriliyor. Eşlerine şiddet uygulayan erkeklerin maaşlarına eşle verilmesi ve eş başkanlık sistemimiz bugün yasa dışı ilan edilmiş. Kadınların hayırı bu sefer bin bir emek ve mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkmamızın sesi olacak. Bu kayyumcu siyasete bir kez de bizler
hayır diyerek dur diyeceğiz. Hükümetin, AKP iktidarının bu ülkede belki de geliştirdiği diğer bir siyaset biçimi de her kuruma paralel bir kurum atamak. Atadığı kayyumlar kadın kurumlarını kapatırken hemen orada açığa çıkan kadınların yıllardır mücadele ederek oluşturduğu deneyimi, birikimi gasp ederek bir yandaş kadın kurumu oluşturma çabası içerisinde olduğunu da bizler gözlemliyoruz. Ama Van Edremit'teki cinsel taciz olayında olduğu gibi kadınlar bu değnekçi yandaş kurumlara değil, kendisiyle birlikte mücadele eden, yan yana duran kadın kurumlarının yanında olduğunu emeğine sahip çıkarak bir kez daha bu iktidara, bu siyasete gösterdi. Kadınlar siyasette, sokakta, evlerde yüceltilen erkeklik nedeniyle zaten o hal koşullarında yaşıyordu. Ancak o halin ilanı bu koşulları meşrulaştırarak keskinleştirdi. Toplumsal hayata kadın erkek eşitliğini güçlendirici hizmetler o hal gündemiyle önemsizleştiriliyor. Olağanüstü hal ilan edilinden beri yayılan çarşaf çarşaf listelerde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı durabilmiş, barış ve demokrasi savunabilmiş, iktidarı eleştirmekten korkmamış yüzlerce, belki binlerce kadın var. Birçok kişinin sokağa dahi çıkmaya cesaret edemediği dönemde bu kadınlar sokaklarda sesini yükseltmiştir. Nuriye Gülmen, Ankaralı öğretmen Acun Karada, kamu çalışanı Betül Carap bunlardan sadece birkaç tanesi. Bizler de bir kez daha onları buradan selamlıyoruz. Kadınlardan kadınlara yayılan bu cesaretle hayırlarımız birleşecek. İktidarın güvenlikçi politikalarla gündelik yaşamı esir aldı. Güvenlik iddiasıyla hayatlarımıza el koyanlar evleri, sokakları kadınlar için daha güvensiz hale getirdiğini, kadınlara otobüslerde, sokaklarda alenen şiddet uğradığını bizler biliyoruz. Burada sesleniyoruz. Gündelik yaşam olanaklarımızın, özgürlüğümüzün güvenlik idalarıyla değersizleştirilmesine hayır diyeceğiz. Kadınların hayata sahip çıkma umudu hayırda çoğalacak. Bizler kadınlar olarak bu hükümete güvenmiyoruz. Çünkü AKP 14 yıllık iktidarı sürecinde açığa çıkan tablo ortada. Bizler yaşayarak, deneyimleyerek bunları öğrendik. Ne mi oldu? Kadına yönelik şiddet %1400 arttı. Kadın yoksulluğu arttı. Kadınların toplumsal yaşamdan dışlanma, şiddet görme, toplumun bu yöndeki eğiliminde güçlü bir artış olduğunu biz kadınlar biliyoruz. İstihdam alanlarına bakın. Kadınların istihdam alanlarındaki rakamları, oranları bu 14 yıllık politikalarında açıkça gözlerimizin önündedir ve biz açık ve net bir şekilde bu politikaların kadınların hayatını nasıl bir cendereye çevirdiğini çok iyi biliyoruz. Bakın, siyaseti yerelde ördüğünü iddia eden AK Parti'nin 1394 belediyesinden sadece 7 tanesi kadın başkan. 21 bakanlıktan sadece bir tanesi kadın. O da Aile Bakanı. Dolayısıyla kadınlar iktidar için, iktidarın politikalarını kendileri için güvensiz görüyorlar ve bu iktidara güvenmiyorlar. Kadınları karar verici mekanizmalardan uzak tutarak, kadınların siyasete katılarak gelecekleri üzerine söz söylemesini istemiyor. Muhalefet eden kadınlar kadın kimlikleri üzerinden aşağılanıyor. Çünkü tarihte bütün faşist yöntemler gibi mevcut iktidar da kadınlara annelik ve aile dışında bir toplumsal alan bırakmıyor.
Kadına yönelik erkek şiddeti ve nefret suçları rakamları kadınların neredeyse bir kırım yaşadığını gösteriyor. Çocuk bakımı hizmetlerini genişletmek yerine kadınlara annelik eğitimi veren iktidar kadınlar için elbette ki güvenilmezdir. Mega projelere akıttığı projelerle övünürken 15 yılda 100 kadının 30'unu bile istihdama katılımını sağlayamamış olan siyasi iktidar kadınlar için elbette güvenilmezdir. Başörtüsü üzerinden siyasi mağduriyet devşirerek başörtü sorununu ancak 11 yıl sonra çözüm getiren iktidar kadınlar için güvenilmezdir. Abluka alanlarında kadınların evlerini başlarına yıkan, hayatını kaybetmiş kadınların bedenlerini teşhir eden bu iktidar elbette ki kadınlar için güvenilmezdir. Padişahın bir gece yarısı kararnamesiyle kadınların miras hakkını, eğitim hakkını, çalışma hakkını, sokağa çıkma hakkını elinden almayacağının garantisi yoktur. Bu nedenle kadınlar iktidara güvenmiyor. Bunu engelleyecek herhangi bir mekanizma da elbette ki oluşturulmamış ve yoktur. Peki bunu kim engelleyecek? Çokça şunu söylüyorlar. Yani bütün bu uygulamalar, bu referandumda bu yasalar geçerse elbette ki mekanizmalar var. Neymiş o mekanizmalar? Anayasa Mahkemesi ve meclismiş. Anayasa Mahkemesi'nin %90'ını buraya gidecek hakim ve yargıçları, başkanın seçtiği bir Anayasa Mahkemesi adil karar veremez. Meclisin denetimden yoksun bırakıldığı, iradesizleştirdiği bir meclis burada bu kararları denetleyecek bir mekanizmaya sahip değildir. Dolayısıyla tek adam rejimi adı altında aslında yetkileri, yetki egemenliğini ve iktidarını bütünleştiren bu anayasa referandumu kadınlar açısından geleceği ve kazanımlar açısından tehdittir ve güvenilmezdir. Bizler bu politika karşısında kadınlar olarak elbette ki şu sloganı her yerde yükselteceğiz. Özgürlüğümüzü mutlaka kazanacağız. Cinsiyetçi tarihin temel özelliği kadınların emeğiyle beraber kazanımlarını da görünmez kılar. Kadınlara uygulanan en yaygın şiddet, kadınların kendine inancının yok edilmesi ve umudunun kırılmasıdır. Ancak bizler gücümüzün farkındayız. Rojava'da barbar IŞİD çetelerine karşı kadınların mücadelesi bütün dünya kadınlarına yeni bir umut ışığı oldu. Çocuk tecavüzcülerini cesaretlendiren hükümete kadınların ortak mücadelesi geri adım attırdı. HDP ile başlı başına kadınların HDP'nin kendisi bile, yani kadın partisi olan HDP başlı başına kadınların kazanımlarından bir tanesidir. Bizler özgürlük mücadelesinin parçası olan kadınlar olarak erkeklerin siyasetinde bize ayrılmış alanlara teşrif etmedik. Yeni alanlar açtık, yaşam gibi siyaseti de genişlettik, kazandık ve mutlaka kazanacağız. Biz kadınlar tarihsel örneklerden de biliyoruz ki faşizm yıkıcı olduğu kadar yeni bir insan, yeni bir toplum da inşa eder. Bugün referandumla karşımıza çıkan soru şiddetin, hiyerarşinin, savaşın, ihbarcılığın, güvensizliğin tırmandırıldığı bir toplum isteyip istemediğimizdir. Özellikle Kürtler ve kadınlar bu sistemin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Yaklaşık 2 yıldır hayatlarının her alanında yaşayarak tecrübe ettiler. Kayınlar ilk önce
Kürtçe tabelaları indirdi. Roboski anıtı ve Orhan Doğan'ın barış anıtının yıkılması aslında bunun ileride nelerle karşılaşacağımızı, toplumsal hafızamızın nasıl silinmek istendiğinin de çok iyi örnekleridir. 8 Mart'ları bile kadınlara evi temizledikleri için teşekkür ederek kutlayan siyasetçilerin kadınlar için bir gelecek vaat edip etmeyeceklerinin sorusudur. Eril siyaset dili müzakere, diyalog ve ikna olmadığı için zorla, tehditle hatta şiddetle kendi düşüncesini siyaseti kabul ettirmeye çalışıyor. Müzakere, diyalog ve iknaya dayalı bir siyaset mi istiyoruz, yoksa kendi düşüncesini, siyasetini dikte eden, uygulayan bir siyaseti mi istiyoruz? 16 Nisan'da bunun cevabı biz kadınlar açısından elbette ki büyük bir hayır olacaktır. Kadınlar olarak verdiğimiz mücadeleye evlerden, yasalardan kovduğumuz reislik siyasetinin en tepesine yerleştirdiler. Ordu vesayetine son vermekle övünenler başkomutanlığı bugün kutsallaştırdılar. Onun için de biz kadınlar bu siyasete 16 Nisan'da bir kez daha hayır diyeceğiz. Bizler siyasetin faşizmle kirletilmesini kabul etmiyoruz. Demokratik siyasete sahip çıkıyoruz. Meclisi sarayın şubesine indirgemeye çalışan çatışmanın siyasetin merkezi olarak konumlandırıldığı bir anlayışa izin vermeyeceğiz. Bunun için de hayır diyeceğiz. Demokratik, çoğulcu bir toplum inşa edilmedikçe, demokratik siyasetin önü açılmadıkça darbelerden, o hallerden, istikrarsızlıktan kurtulmak mümkün değildir. Kadınların gücü demokrasiyi de barışı da inşa etmeye elbette ki yetiyor. Bunun için de biz kadınlar bir kez daha demokrasi için, barış için ve geleceğimiz için hayır diyeceğiz. (Gülüyor) 7 Haziran'dan bu yana güvensizliği ve korkuyu bir siyasi malzeme olarak kullanıyorlar. Güvensizlik öyle bir düzeyde ki evet bile onlar için yetmiyor. Bir de gizli hayırcı olmamak için evet'i savunmaları bekleniyor. Bu paketi hazırlayan iktidarın kendisi, başbakanın kendisi bile neden evet demek zorunda olduğunu günlerce televizyonlarda, gazetelerde anlatmak zorunda kaldı. Ama şunu yapmadı bu 18 madde. Yani neden evet dediklerinin gerekçesini açıklamadı. Sadece ben evet diyorumun iknasını ve birilerini ikna etme telaşıyla evet'i niçin savunmak zorunda olduğunu söylemek zorunda kaldı. Biz böyle bir ortamda, böyle dayatmacı bir ortamda elbette ki kadınlar olarak neden hayır dediğimizi bir kez daha yüksek bir sesle bu ortamlarda, alanlarda, sokaklarda haykırıyoruz. Haykırmaya da devam edeceğiz. Hayırlarımızın örgütlediği heyecanla gücümüzü yeniden açığa çıkartacağız. Mücadele alanımızı genişleteceğiz. Toplumsal kesimlerin dışladığı tek adam rejimini değil, bir toplumsal sözleşme olarak anayasayı konuşuyor olacağız. Sınırsızlaşan iktidarı hukuk sınırlarına geri çekeceğiz. Hayırlarımızla toplumsal sorunların çözümünde kadınların rolünü açığa çıkartacağız. Geleceğimizle ilgili kararlarda kadınların inisiyatifinin belirginleştireceğiz. Toplumsal sorunların çözümünde biz kadınlar muhatap olacağız. Biz kadınlar olarak bu haftada biliyorsunuz ki 8 Mart'ın coşkusunu, heyecanını hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bizler o hal koşullarında sesin, sözün yasaklandığı, baskılandığı bir ortamda bir kez daha sokaklarda, alanlarda, meydanlarda sözümüzü, gücümüzü birleştirerek
bu baskıcı, bu kadın karşıtı, kadın düşmanı politikalara 8 Mart'ların coşkusuyla alanlarda bir kez daha hayır diyeceğiz. Bu vesileyle... Bu vesileyle Arjantinli kadınların 8 Mart'taki uluslararası grev çağrısını coşkuyla selamlıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz sözümüzle, rengimizle, kahkahalarımızla çoğalarak direnmeye devam edeceğiz. Bizler kadınlar, kadının özgürlük mücadelesini veren kadınlar olarak her ne kadar bu iktidar tarafından cezalandırılsak da, hapsedilsek de, rehin edilsek de ama kadın mücadelesinin, kadın dayanışmasının evrenselliğini hiçbir güç engelleyemez. Bizim Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Feleknaz Uca, Clara Zetkin onursal ödülüne bu sene layık görüldü. Vekilimiz şahsında kadınlar arasındaki bu dayanışmayı, bu birlikteliği, bu ruhu bir kez daha buradan selamlıyorum. Vekilimize de başarılar diliyorum. Biz kadınlar şunu biliyoruz ki saraylar yıkılır, saltanatlar çöker, geriye kadınların direnişi kalır. Direnişle, mücadeleyle, dayanışmayla mutlaka kazanacağız diyorum. Sözlerime son vermeden önce eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın kısa bir mesajı var. Onu da sizlerle paylaşıp sözlerime son vereceğim. Faşizmi, diktatörlüğü ve tekçi anlayışı yıkacak olanın kadınlar olacağını söylerken kuru bir propaganda yapmıyoruz. Çok somut bir temele dayanıyoruz. Kadınlar hayırın en doğal örgütleyicileridirler. Zira biliyoruz ki kadınlar kendi varlıklarını tarih boyunca hep hayır diyerek inşa ettiler. Hayır dediğimiz zaman gerçekten yaşayabildik. Kocaya, sevgiliye, patrona, devlete, kısacası erkek egemen bütün kurumlara, bütün tavırlara hayır dedikçe kadın olduk, özgür olduk, biz olduk. İşte bugün de kadınlar olarak yapacağımız şey çok iyi bildiğimiz bu iradeyi, yani direnme, reddetme ve kendi alternatifini inşa etme iradesini herkese yaymaktır. İşte önümüzdeki bu 8 Mart'ta da bin yıllara dayanan bu gücümüzü, yani reddetme gücümüzü tüm meydanlarda, alanlarda, sokaklarda egemenlerin yüzüne bir kez, bin kez daha, milyonlarca kez daha haykıracağız. Hayır, biz başka bir dünya inşa edeceğiz. Figen Yüksekdağ. Bir kez daha sizi barışın, umudun ve direnişin özlemiyle selamlıyorum. Tekrardan 8 Mart'ınızı kutluyorum.